Merhabalar değerli arkadaşlarım. Orta Doğu ve Balkanların en haşin, en gaddar ehliyet kanalına hoş geldiniz diyorum. 2022 Eylül ehliyet sınavı en güncel ehliyet sınav sorularıyla karşınızdayız. Umarım faydalı bir video olur diyorum değerli arkadaşlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yine değerli arkadaşlarım bizleri Instagram'dan Ehliyet Hocam'dan takip edebilirsiniz. Ehliyet.hocam yazdığınız zaman çıkıyor değerli arkadaşlarım. Kanalımıza takip ettiğiniz gibi yine arkadaşlar uygulamamız var. Ehliyet Hocam Google Play'de yine indirip arkadaşlar sorularınızı çözebilirsiniz. Eğer telefonunuz iPhone'sa ehliyethocam.org'dan bunu ne yaparsınız? Çözersiniz diyorum değerli arkadaşlarım. Instagram kanalımız bu yine arkadaşlar. Bazı hesaplar, sahte hesaplar vesaire açılıyor arkadaşlar. Bizim kanalımız budur. Instagram'daki Ehliyet Hocam kanalı. Ehliyet.hocam dediğiniz zaman bizim kanalımızla aynı amblemde olduğunu zaten göreceksiniz diyorum. Fazla da lagaluga yapıp beyninizi şişmek istemiyorum. Hemen devam edelim sınav sorularımızla değerli arkadaşlarım. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir demiş. Şok pozisyonu, koma pozisyonu, alt çene pozisyonu, baş çene pozisyonu demiş. Doğru cevabımız... Evet, 5 olacak arkadaşlar. Koma pozisyonunun verilişini göstermektedir bizlere. Koma neydi arkadaşlar? Tüm uyaranlara karşı tepkinin kaybolduğu durumdu değil mi? Bir nevi o beyaz tünelin gözükmesiydi. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir demiş. Yalnız 1, 1 ve 2, 1, 2 ve 3, 1, 2, 3 diye şıklar da vermiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Dur levhası ile aynı anlama geliyor. Yere yazılan dur yazısı arkadaşlar. Diğerler işte engelliler için ayrılmış park yeri ve bisiklet yolunu gösteriyor. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Şekildeki bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş. Arkadaşlar bunu tek tek şıklarını okumayacağım. Hadi bakalım atış serbest diyeceğim. Doğru cevabı vereyim. Durdurup siz inceleyebilirsiniz. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Peki doğru mu bir bakalım. Arkadaşlar öncelikle geçişi burası bir kontrollü kavşak gördüğünüz gibi tabelalarımız var. O halde önce ana yoldakiler daha sonra tali yoldakiler geçsin demem lazım. Ama burada iki tane geçiş önceliğine sahip araç var. O yüzden kesinlikle ana yol tali yolu işin içine sokmazdan önce bu ikisinden hangisinin geçeceğine karar vermem lazım. Bu noktada da hangisi geçecek diye şu kutsal kalemi şuradan bir çıkartayım öncelikle. Hangisi geçecek diye düşünmem lazım. Arkadaşlar geçiş önceliğini, geçiş üstünlüğünü kullanacak olan araç ambulans olsaydı ambulans olacaktı. Onun yerine itfaiye var. Önce itfaiye geçer. Daha sonra polis geçer arkadaşlar. 1 ve 2'yi eledik mi? Evet eledik. Önce 1 dedik. Sonra şu 2 dedik. 1, 2. Şimdi geldi 3. ve 4. olarak geçecek olan araçlarımıza. Bunlar geçtikten sonra artık eskiye dönelim. Yani ana yoldakiler önce, tali yoldakiler önceye dönelim. Şu tabela bize ana yol olduğunu, bakın bu da ana yol olduğunu gösteriyor arkadaşlar ilerinin de. O halde önce 3 numara geçecek. En son tali yolda bulunan 4 numaralı araç geçecektir arkadaşlar. O halde A şıkkı doğru yanıtımızmış. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam rezonansının çalışmakta olduğunu bildirir. Evet, amuda kalkıp dandan atlayanlar, kendini felç edercesine ehliyete vuranlar. Doğru cevabımız, evet arkadaşlar bu arka cam rezonansının çalıştığı anlamına gelir. Bu bizim yakıtımızın bitmek üzere olduğunu, ıssız bir yerdeysek gulvallahiyat, Fatiha okumamız gerektiğini, bu ise arkadaşlar bizim sis lambalarımızın açık olduğunu, ön sis lambalarının açık olduğunu, arka olursa bu tarafa doğru bakar arkadaşlar yönü, aynı işaret. Bu ise bizim motor yağında bir sıkıntı oldu. Bu sebepten dolayı acilen durmamız, kontağı kapatmamız gerektiğini bizlere bildiriyor diyorum. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 demiş arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım, hangisi geçecek? Öncelikle arkadaşlar burada neye bakmam gerekiyor? Düz gidenler
ve işte dönüş yapanlara bakmam gerekiyor. Düz gidenler önce geçecektir. O halde arkadaşlar ne diyeceğiz? 3 numaralı araç düz devam edecek. O halde 3 numaraya öncelik tanıyoruz dedik. Daha sonra hangisi geçecek arkadaşlar? 3 numaranın geçişinden sonra. İşte bunu belirlemek için ikisi de dönüş yapıyor değil mi? İkisi de ortak yani bir nevi. O halde ne yapmamız lazım? İkisinin ortasına bir çizgi çektim. Değil mi? Yönümü kavşağa doğru döndüm. Sağımda kalan araca öncelik tanıyorum arkadaşlar. O halde önce 3 numara, daha sonra 1 numara, daha sonra arkadaşlar hangisi geçmeli? 2 numara geçmeli. Bakalım doğru mu yanıtımız? Evet, 3, 1, 2 şeklinde olacak. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir demiş. Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını demiş. Doğru cevabımız D şık olacak. Motor devir sayısını arkadaşlar bizlere ne yapar? Gösterir arkadaşlar. D şıkkı olacak. Nereden çözüyoruz olayı? RPM yazısından arkadaşlar. RPM çarpı 100 varsa arkadaşlar bu devir sayısını gösteriyordur. Resimde görülen ilk yardım uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez demiş. Mez bakın. Uzuv kopması varsa, baskı noktalarından baskı yapmak yeterli ise, çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı var. Kanaması durdurulamayan kazazede de güç koşullarda bir yere taşınacaksa demiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Eğer baskı noktalarından baskı yapmak yeterli ise ne yapmaya gerek yoktur? Turnike uygulamaya gerek yoktur. Bu uygulamanın adı da turnikedir arkadaşlar. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz, uzunluk, genişlik ve yükseklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlaması olduğunu bildirir demiş. Evet, damdan atlayanlar, ehliyet hocaman kulağını çınlatanlar. Hangisi bakalım arkadaşlar? Doğru cevabımız, evet arkadaşlar, 3,5 metrelik bir yüksekliğin üstünde olan yükseklik araçlarının geçemeyeceğini söylüyor değil mi? Burada ürkek usta ilan ustalar için ne diyor arkadaşlar? Eğer diyor kamyonunuz diyor 10 metreden uzunsa diyor bu sokağa girme veya da bu yere girme yoksa dönemezsin. Eğer uçmayı biliyorsan gir diyor arkadaşlar. Uzunluk bu da. Bu arkadaşlar tabi yandan bakış uzunluk. Bu ise bizim arkadan baktığımız zaman aracımızın genişliğini söylüyor. 2,30 metreden fazla olmasın diyor. Yoksa diyor tıkanırsın diyor. Bu ise bizim dingil baş ağırlığın 6 tondan fazla olması halinde bu yolu kullanmamamızı söylüyor. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? Kalp durması, bacak kemiği kırılması, solunum yolu tıkanması, delici göğüs yaralanması demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Delici göğüs yaralanması olanlarda biz bu pozisyonu yani yara oturuş pozisyonunu ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Kesinlikle şok pozisyonu vermiyoruz. Eğer şok pozisyonu verirsek kanamayı ne yapmış oluruz? Arttırmış oluruz değerli arkadaşlarım. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir demiş. Yalnız 3, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3 var. Bu sorulardan çok korkan arkadaşlar için sakin olun, böbreklerinizi titretmeyin. Açıklayacağız. Arkadaşlar doğru cevabımız 1 ve 2 demiş. Bakalım doğru mu arkadaşlar? Şimdi değerli arkadaşlarım, burada bir olay var. Ne bu olay? Şu park bilgi işareti. Eğer arkadaşlar park bilgi işaretinde aracın arkasını görüyorsanız 3 numara doğru park etmiştir. Yani yola paralel park etmek. Bakın yolunla aynı doğrultuya park etmiş. Ve şurada bir olay var gördünüz mü? Bak şu kısım. Bakın burası yolu ifade eder. Yola nasıl park etmiş? Paralel. Siz de yola paralel park edeceksiniz. Hocam 2 ve 3 numara da güzel park etmemiş mi? Arkadaşlar güzel park etmiş tamam ama park bilgi işareti bu şekilde park etmemizi istiyor. Ha çizgiyi de aşmışlar mı? Evet yol çizgisinin de içinde kalmışlar. Zaten buradan da çıkarımda bulunabilirsiniz. Eğer burada aracın arkasını değil de yan taraftan görüyor olsaydık arkadaşlar, değil mi? Eğer yan taraftan görüyor olsaydık bu sefer 3 numara hata yapmış diyecektik. 1 ve 2 numara doğru park etmiş diyecektik. Bunu da aklınıza yazın.
Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Geçiş hakkını kendisi kullanmalı, hızlanarak yoluna devam etmeli, 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli, korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Hiçbir zaman korna çalıp durdurma, uyarma gibi bir şey yapamayız arkadaşlar. Çünkü biz trafik zabıtası değiliz. Aklınızda bu bulunsun. Bu arada arkadaşlar soruları renklendirip verebilirler size. Şaşırmayın. Kaburga kemiğinde kırık olan bir kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir demiş. Evet, birçok pozisyon verilmiş. A mı? B mi? C mi? D mi arkadaşlar? Evet, A şıkkı olacak değil mi arkadaşlar? Yine yarı oturuş pozisyonunda ne yapıyoruz? Hastaneye sevk ediyoruz. Burada şu ikisi zaten aynı dikkat ettiyseniz. Bunlar koma pozisyonları. Bu ise bizim şok pozisyonumuz oluyor arkadaşlar. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur? Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 2 ve 4 şıklarda verilmiş. Evet değerli damdan düşenler, kulağımı çınlatanlar doğru cevabımız. Evet dün aynısını çözmüştük canlı yayında değil mi? Önündeki ve arkasındaki araçlar ne yapıyor? Bekliyordu. 1 ve 3 numaralı araç ise yoluna devam ediyordu arkadaşlar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyeli iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir demiş. Shaft, aks, volan ve kavrama şıklarda vermiş. Evet ürkek ceylanlar doğru cevabımız. Evet. Evet shaft olacak arkadaşlar. Bu bizim shaft'ımızdır. Şurada bulunan şu iki şey ise neyimizdir arkadaşlar? Aksımızdır. Burada görmüş olduğunuz yaylar süspansiyon sisteminin bir parçasıdır. Aynısı ön tekerleklerde de var. Bunun yanında aşka burada neyi gösterebilirim? Bu vites topuzu. Bir ileri bir geri diyor ya hani ablamızın bir tanesi. Şu bizim çoklu borumuz. Manifold denilir arkadaşlar. Şurada kapaktan motor yağı konulur. Şu bizim alternatörümüzdür. Şu bizim marş motorumuzdur arkadaşlar. Bu bizim fanımızdır. Aman tanrım. Şu bizim trigger kayışımızdır arkadaşlar. Bunu da ayrıyetten vermiş olalım. Devam. Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır? Hızını arttırmalıdır, U dönüşü yapmalıdır, 1 numaralı araca yol vermelidir, 1 nolu aracı ikaz ederek durdurmalıdır demiş. Nereye gidiyor ya? Heh. Niye? Ah lan önceden kusura bakmayın arkadaşlar özür dilerim. Evet 1 numaralı araca yol vermelidir. Sebebi ise arkadaşlar bunun şeridi bittiği için mecburen yeni şeridi değiştirebilmek için sinyalini yakmalı. Yol boş buraya geçmeli. Eğer yol dolu ise durmalı arkadaşlar beklemeli ve daha sonrasında buraya geçmelidir. Zaten bunun öncesinde ilgili trafik tabelalarını görürsünüz. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aktarma organlarına güç veren hangisidir demiş. Rot, diferansiyel, motor, fren şıklarda verilmiş. Evet değerli arkadaşlarım. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Bu bizim motorumuzdur değil mi? Bu bizim direksiyonumuzdur. Bunlar bizim tekerleklerimiz. Şu bizim diferansiyelimiz. Şu aradaki güç aktarma organı shaft değil mi? Şunlar süspansiyon sistemimizin birer parçasıydı. Amortisör yayları. Başka bilmemiz gereken burada yok zannımca. Devam ediyorum. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir demiş. Gevşek şev, dönel kavşak, yanlar rüzgar, gizli buzlanma. Bunu bilemeyen damdan aşağı kendini mümkünse serinliğe doğru bıraksın. Çünkü bunu bileceğiz arkadaşlar. Aa, bu bir kar tanesi değil mi? O halde doğru cevap D şıkkı. Gizli buzlanmaya işaret ediyor. Anlaştık. Kalp atımları anlamayan yetişkin bir insana şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır? A 1 santim, B 2 santim, C 5 santim, D şıkkı ise 6 santim demiş. Doğru cevabımız evet C şıkkı 5 santim olacak. Arkadaşlar biz bunu ne diyoruz? 3'te 1'i çökecek şekilde ne yapılması lazım? Baskı uygulanması lazım diyoruz. Çünkü bazı abiler gabadayı olabiliyor değil mi? He, o yüzden
Kiloya göre de buna dikkat etmek lazım. Üçte biri çökecek şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? Baskı uyguluyoruz. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yolda karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalı? U dönüşü yapmalı. Amuda kalkıp düz devam etmeli. Böyle deyince var ya ne kızıyorsunuzdur. Dalga mı geçiyorsun hoca diye. 1 numaralı araca yol vermeli. İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. 1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı demiş. Doğru cevabımız B şık olacak. 1 numaralı aracı ikaz edip hoy dur demeli. Böyle bir şey yok tabii ki. 1 numaralı araca yol vermeli. Peki nasıl anlayacağız bunu? Nereden bileceğiz? Hemen bunu anlatıyorum. İyi dinleyin. Arkadaşlar böyle eğimsiz iki yönüne karşılaşmışlarsa tamam mı? Bu araçlardan büyük olan küçük olana yol verir. Yani abiler kardeşlerine yol verir. Burada kamyon ile minibüs karşılaşsaydı gene minibüs geçerdi. Eğer otomobil ile minibüs karşılaşsaydı otomobil geçerdi. Anlatabiliyor muyum? Yani büyük olan küçük olana yol veriyor. Bunun istisnası var. Sadece traktör ve iş makinesi geldiği zaman bu iki, traktör ve iş makinesi hepsine yol veriyor. Bisiklete de yol veriyor. Hepsine yol veriyor. Anlaştık? Aklınızda bulunsun. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir demiş ya da bir arıza olduğunu bildirir yanıp sönmesi. Doğru cevabımız evet arkadaşlar bunu görüyorsanız ısıtma bujileridir. Bunu görüyorsanız arka sis lambalarıdır. Bunu görüyorsanız arkadaşlar ısıtma rezistansı açıktır. Bunu görüyorsanız genelde mavi renkte yanar ve uzun farların açık olduğunu bizlere bildirir. Hangisi kontrolsüz kavşak işarettir demiş. Arkadaşlarım birçoğu bunda yanılıyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Doğru cevap vermeyeceğim. Önce bir sizde sıra. Evet veriyorum şimdi. Evet arkadaşlar bu kontrolsüz kavşak işaretidir. Bunu yola girilmez gibi algılayan hanım ablalarımız var. Lütfen ablalar yapmayalım. Tamam. Instagram'da da özellikle paylaştım bunu. Tamam mı? Yanlış yapıldığı için. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz dönel kavşağa yaklaşıldığını, bu kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, bu ileride tali olana yol kavşağı olduğunu hem de iki yönden. Burada ise ana yol tali yol kavşağı olduğu fakat sağdan sadece olduğunu söylüyor. Bu arada arkadaşlar şu iki tabela sadece ana yolda bulunur. Aklınızda bulunsun. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görünüyor ise öncelikle yapılması gereken nedir demiş arkadaşlar. Evet bu sorunun şıklarını ben okumuyorum. Siz okuyacaksınız. Hadi bakalım doğru cevabı bulun. Doğru cevabımız evet arkadaşlar. Motor hemen durdurulmalıdır. Yağ ikaz lambası yanıyor değil mi? Gayet basitti. Bu görmüş olduğunuz petrol işaretinden anlayacağınız üzere yakıt göstergesi, KM yazısı var, kilometre yani. Hız göstergesi, RPM yazısı var, RPM yazıyor, çarpı 100. Bu bir ne göstergesi? Devir göstergesi. Şu C'yi görüyorsanız hararet göstergesi zaten hemen yanında ne var arkadaşlar? Bir termometre var. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur demiş. Antifriz, motor yağı, fren hidroliği ve motor soğutma suyu demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Motor yağı ne yapılır? Konulur buradan. Tekrardan anlatmaya gerek yok herhalde ama bu bizim alternatörümüz. Bu bizim marş motorumuz. Şu çoklu boruya manifold denilir. Egzozun dışarıya atılmasında kullanılır. Bu bizim fanımız arkadaşlar. Radyatörü soğutuyor. Devam ediyorum. Trafikte bulunanları uyarmak için şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambaları yanmaktadır. Bu lambaların rengi aşağıdakilerden hangisidir? Mavi, yeşil, beyaz, kırmızı demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Beyaz renkte arkadaşlar yanmaktadır. Fren lambaları kırmızı yanmaktadır. Sinyal lambalarımız ise sarı renkte yanmaktadır. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar bu abimiz bu şekilde yapıyorsa kesinlikle ne yapmanız gerekiyor? Sağa çekip durmanız gerekiyor. Tabi sol dolusa sola çekip durmanız lazım. Zaten hareketli ona göre
değişir. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan 4 kazazedeye hangi ait belirtiler aşağıdaki gibi tabloda belirtilmiştir? Tabloya göre kazazedelerden hangilerine Hemlik manevrası uygulanmalıdır? A 1 ve 2 demiş, B 1 ve 3 demiş, C şıkkı ise 2 ve 4 demiş, D şıkkı 3 ve 4 demiş arkadaşlar. Doğru cevabı veriyorum. Evet arkadaşlar 3 ve 4 demiş. Bakalım konuşabiliyorsa arkadaşlar yarım tıkanmadır, gerek yok. Eğer öksürüp nefes alabiliyordur, o halde gene gerek yok. Eğer rengi morarmış, nefes alamıyor ise Hemlik manevrası gereklidir. Acı çekerek ellerini boynuna götürüp konuşamıyorsa yine Hemlik manevrası gereklidir arkadaşlar. Çünkü tam tıkanma yaşıyordur bu ikisinde. Diğerlerinde kısmi tıkanma yaşıyordur. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır demiş. Şok, koma, tam tıkanma ve omurga yaralanmaları diye şıklar da vermiş. Doğru cevabımız koma hali olacak arkadaşlar. Tüm uyaranlara tepki vermemesi halidir. Hatta şöyle söyleyeyim size, adam çişini bile ne yapmaya başlar? Tutamaz ve kaçırır arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şekle göre araçların ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? 1 no'lu araç, 2 no'lu araç, hızı fazla olan araç, sürücüler aralarında anlaşarak geçerler demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar 2 no'lu araç, yani kavşağa yakın olan aracın geçmesi gerekir. Yine illaki hocam ben kavşağa yakın falan filan anlamam derseniz ortaya bir çizgi, sağda kalana yol ver. O halde 2 numara ne yapar? Geçer arkadaşlar. Aşağıda soru işaretiyle gösterilen ve temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan uygulama hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kırık kontrolünün yapılması, kanamanın kontrol edilmesi, şok pozisyonunun verilmesi, havayolu açıklığının sağlanması. Doğru cevabımız havayolu açıklığının sağlanması olacak arkadaşlar. Önce havayolunu açacağız, sonra solunum yoksa solunum desteği vereceğiz. Suni solunum artık neyle veriyorsak. Daha sonra da arkadaşlar dolaşım desteğini ne yapacağız? Sağlayacağız. Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır? Solunum güçlüğü olanlarda, boyun omurlarında hasar olanlarda, kanama ve kusmuk nedeniyle oluşan tıkanmalarda, dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda. Doğru cevabımız evet, boyun omurları hasar olanlarda bunu vermek sakıncalıdır. Adamı felç edersiniz arkadaşlar. Boyun omurlarını ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Şekildeki 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 1 numaralı araca yol vermeli, geçiş hakkını kendisi kullanmalı, hızını artırarak kavşağa önce girmeli, korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı demiş. Doğru cevap evet, A şık olacak. Ana yolda bulunan 1 numaralı araca ne yapmalıdır arkadaşlar? Yol vermelidir. Burada gördüğünüz gibi tabelalar var. Burası kontrollü bir kavşak. O halde ana yoldakine tali yolda bulunan 2 numaralı araç ne yapacak? Yol verecek arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolunda şekildeki 1 numaralı aracın hızı, yani en yüksek azami hızı kaç kilometredir demiş saatte. 50, 70, 90 ve 110 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız 90 olacak arkadaşlar. Kamyona şey otobüs abimiz, ya eski kamyonlar vardı değil mi? O arkası böyle çökerdi, önü kalkardı, sanki uzaya gidecekmiş gibi. Çok da güzel bir görüntü oluştururdu arkadaşlar. Haritada gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Uluslararası yol, devlet yolu, demir yolu, otoyol şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız arkadaşlar ne olacak? E, uluslararası yol olacak arkadaşlar. D olsaydı devlet yolu diyecektik. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir demiş? Aracın 70 kilometrelik hızı geçemeyeceğini, 70 metreden sonra yolun daralacağını, 70 metreden sonra park alanı olduğu, takip mesafesinin 70 metreden az olduğu demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağı anlamını taşıyor arkadaşlar.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazıyı neyi bildirmektedir demiş. Işıklara 30-50 metre kaldı. Asgari en asıl sınırının 50 olduğu. Azami yani en yüksek hız sınırının 50 olduğu. Öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını demiş. Birçok arkadaş burada D şıkkını işaretliyor. Sebep ve ihtilalini hala anlayabilmiş değilim. Ama doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Azami yani en yüksek hız sınırını bizlere bildirir. Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir? Takip mesafesine, kavşaklarda geçiş hakkına, öndeki aracı geçme kuralına, farların kullanacağı yer ve hallere demiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Kavşaklarda ilk geçiş hakkına ne yapılmamış? Dikkat edilmemiş. Bu sebepten dolayı da kendilerine pamuk hediye edilmiş olabilir. Arkadaşlar dur levhası size beklemeniz ve hatta şöyle söyleyeyim. Dur levhasını gördüğünüz yerde duracaksınız. Daha sonra devam edeceksiniz. Yoksa direksiyon sınavında kalırsınız. Aklınızda bulunsun. Bunun yanında arkadaşlar tali yolda bulunduğu için ne yapması lazımdı bu aracın? Ana yolda bulunan bu araca yol vermesi gerekiyordu. Fakat bu araca yol vermediği için bu araç ne yapmış? Çarpmak zorunda kalmış arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir demiş. Durmanın yasak olduğunu, motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu, sesli ikazların kullanmasının yasak olduğunu, tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu bizlere ne yapıyor? Bildiriyor. Kornayı kullanamazsınız yani. Genelde hastane, okul vesaire yakınlarında konulur arkadaşlar. Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar. Nereden anlıyoruz? Bakın burada bir pozisyon veriyor. Ne bu? Çene yukarı, baş geri pozisyonu arkadaşlar. Baş çene pozisyonu da deniliyor. Bu pozisyon bizim için çok önemli. Neden? Soluk alınıp verilişini ne yapıyor? Kolaylaştırıyor arkadaşlar. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? İtfaiyeci yöntemi, rentek manevrası, sürükleme yöntemi, hemlik manevrası şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız ne arkadaşlar? Tabii ki de B şıkkı rentek manevrası olacak arkadaşlar. İtfaiyeci yöntemi omuzda taşıma yöntemi olarak da bilinir. Kişiyi omuz alınıp bir kol boşta kalacağı için rahatlıkla bir yerlerden destek alınıp veyahut da yol açmada fayda sağlayabilir. Sürükleme yöntemi arkadaşlar ağır abileri taşırken işte elden bilekten pardon özür dilerim. Koltuk altından veyahut da ayak bileklerinden tutarak ne yapılabilir? Sürüklenerek götürülebilir. Hemlik manevrası arkadaşlar bizim kişilerde tam tıkanma yaşayanlarda kullandığımız bir manevra çeşidi olacaktır. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir demiş. Aslında biraz önce söyledik. Alt çene pozisyonu, koma pozisyonu, şok pozisyonu ve arkadaşlar baş çene pozisyonunu D şıkkında görüyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız tabii ki D şıkkı olacak arkadaşlar. Baş çene pozisyonu deniliyor. Şu kutsal kalemi tekrardan açayım. Arkadaşlar çeneyi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Başı ne yapıyoruz? Geriye doğru itiyoruz. Böylece solunum yolunu ne yapmış oluyoruz? Açmış oluyoruz arkadaşlar. Resimde görülen manevra hangi amaçla uygulanır denemiş. Kanamanın durdurulması, dolaşımın değerlendirilmesi, kemik kırıların tespiti, yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar Hemlik manevrası bu görmüş olduğunuz. Kişinin burasına hızlı bir biçimde baskı uygulanıp ağzından hökkederek çıkartılması işlemine biz Hemlik manevrası diyoruz arkadaşlar. Aşağıda soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir demiş. İlaçla tedavi, hasar tespiti, temel yaşam desteği, olay yeri değerlendirilmesi demiş. Doğru cevabımız temel yaşam desteği olacak arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bakın kalp masajı uygulanmak için ellerini atmış, birleştirmiş. Aklınıza hemen buradan gelecek temel yaşam desteği olduğu.
Şekildeki otoyolda numaralandırılmış şeritlerden hangisi ayrılma yani yavaşlama şerididir demiş. Bakın eğer bu soruda bir daha yanlış yapanı görürsem bacaklarından asarım. Ciddi söylüyorum ya. Ya arkadaş 50 sefer anlatıyorum gene yanlış yapıyorlar. Sinirim bozuluyor belli bir müddet sonra. Bak kardeşim eğer yola giriş ise bak yola giriş şeridi ise bakın 4 numara yola giriş gördün mü? Heh, bu şerit ise hızlanma şerididir. Ve giriş şerididir. Eğer çıkış ise bakın ok yönüyle gösterilmiş. Eğer çıkış ise bu şerit yavaşlama şerididir. Otoyollar transit trafiğe ayrıldığı için hızlı bir seyahat vardır. Bu sebepten dolayı kenarlarda ne yapılması gerekiyor? Yavaşlanması gerekiyor. Doğru cevap A şıkkı olacak. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın sürücüsü iki yönlü 4 veya daha fazla şeritli yollarda geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır? Bankette, orta şeritte, en sağ şeritte, en sol şeritte demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. En sağ şeridinde ne yapması gitmesi lazım? Zaten çok şeritli yollarda en sağ şerit ağır vasıtalar için ayrılmıştır. Yavaş gidenler en sağdan, ona nispeten hızlı gidenler onun bir yanından gibi söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar demiş. Biliyorsunuz yuvarlak tabelalarımız yasaklama veyahut da kesin yargı bildiren tabelalarımız. Üçgenler ise uyarı tabelasıdır. Bir yere yaklaşıldığını veyahut da o bölgeden dikkatli gidilmesi gerektiğini veyahut da hızımızı düşürmesi gerektiği ve o bölgeyi hızlı terk etmemiz gerektiğini söyler. Evet, A park etmeyi, sola dönmeyi, sağa dönmeyi, U dönüşü yapmayı demiş arkadaşlar. U dönüşü yapmayı diye işaretleyen vardı geçen sefer bunları. Onlar arkadaşlar pamuğu tıkayıp gönderdim. O halde siz bunu işaretlemediniz. Neyi işaretlediniz? Sola dönmeyi olacak arkadaşlar. Genelde sola bu tabela varken dönerseniz ters yöne girmiş olursunuz. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir diye bir sorumuz var. Uşak, Sivas, Trabzon ve Konya illeri verilmiş. Arkadaşlar öncelikle kuzeyi güneyi bilmeyenler. Bakın burada bu tip haritalarda K bak kuzeyi göstermiş. Yani bu taraf kuzey arkadaşlar. Bunun tam zıttı nedir? Güneydir. O halde G burası. Burada arkadaşlar en güneydeki ilimiz hangisidir? Konya'dır. Peki en kuzeydeki ilimiz hangisi? Trabzon'dur değil mi? Aferin. Peki en doğudaki ilimiz hangisidir? Burası batı. Bu taraf doğu değil mi? En doğudaki ilimiz hangisi? Evet Sivas dediniz değil mi? Hayır Sivas değil. Bak. Yine sinirlendim ya. Bak, bak böbreklerim titriyor. Ya arkadaş, Sivas doğuda anladım da ama ondan doğuda Trabzon var. O yüzden Trabzon en doğudaki ilimiz burada yine. Hem kuzeyde hem de doğuda en doğuda. Bu hataya düşmelerine bayılıyorum. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Kavşağa, köprüye, tali yola, demir yoluna demiş. Doğru cevabımız köprüye arkadaşlar. Eğer siyah beyazsa köprüye, böyle kırmızı beyaz ise demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir arkadaşlar. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer araç onu beklemesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir demiş. Öfke, sabır, inatlaşma, aşırı tepki şıklarda verilmiş. Tabii ki sabır arkadaşlar değil mi? Sabırlı olduğunu göstergesidir. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riski davranışı azaltır demiş. Asabi, öfkeli, stresli, hoşgörülü demiş. Doğru cevabımız hoşgörülü olacak arkadaşlar. Basit olduğu için hızlı geçiyorum. Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücüler de bundan etkilenerek kornaya basmaktadır. Ortaya müthiş bir hengame çıkar. Dit 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 dit. Evet. Hangisi söylenebilir demiş. Sürücülerin sabırlı olduğu sürü psikolojisinin etkisinin ortaya koyar. Kornaya basmak sinirleri gevşetir. Kornaya basmak trafiği hızlandırır demiş. D şıkkında doğru cevabımız tabii ki de B şık olacak. Trafikte sürü psikolojisinin etkisini ortaya
koyar arkadaşlar. Aklınızda bulunsun diyorum. Burada bitiyor. Seviliyorsunuz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de canlı yayınlar yapıldığı zaman siz de haberdar olup canlı yayına katılabilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlar katıl butonunu inceleyerek oradaki özel ders fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Instagram kanalımız olan ehliyet.hocam ilk başında videonun vermiştim. Adresinden bizlere mesaj yazabilirsiniz diyorum. Bazılarınız izin istiyor. Hocam yazabilir miyim? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yazabilirsiniz ama mümkünse direkt sorununuzu yazın. Yani yazdım mesela, hocam armut istiyorum, lütfen verir misiniz şeklinde yazın. Merhaba hocam, bekliyor. Nasılsınız hocam, bekliyor. Tabii bunu beklerken ben onu çoktan mesajı silip geçmiş oluyorum. Veyahut da merhaba yazıyorum, geçiyorum. Birkaç yüzyıl sonra sıra ona geldiği zaman, tabii 1000 kişi oluyor, 200 kişi oluyor, 300 kişi oluyor, 400 kişi oluyor, sırada değişiyor. Ona geldiği zaman tekrardan bakıyorum. O yüzden direkt sorununuzu yazın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Öpüldünüz. Kokulandınız.